Makine öğrenmesinde en önemli kavramlardan bir tanesi de veri setinin eğitim ve test veri seti olarak ikiye ayrılma sürecidir. Bunun nasıl gerçekleştirileceği önemlidir. Bu süreçte kullanılacak bir takım yöntemler mevcuttur. Şimdi ben burada bunların içinden en sık kullanılan 3 yöntemi kısaca size özetlemeye çalışacağım. Bu yöntemden bir tanesi seçkisiz ayırma. Yani bir veri setimiz var. Bu veri setimiz içerisinden yansız bir şekilde verilerin örneğin %80'ini eğitim veri seti, %20'sini de test veri seti olarak ayırabiliriz. Bu bazı kaynaklarda 70'e 30, işte 75'e 25 gibi farklı yüzdeliklerle de ifade edilebiliyor. Ama en önemli olan şey veri setinin büyük bir kısmının eğitim datasına ayrılmasıdır. Çünkü algoritma ya da modeli çok iyi eğitmemiz gerekir. Bu çerçevede sık kullanılan yaklaşımlardan bir tanesi. Tabii bu yöntemin en önemli sınırlılığı da şu, veri setinin bir kısmını test etmek için kullandığımız için train etmede yani eğitim sürecinde kullandığımız veri setlerinde azalma oluyor. Yani başka bir ifadeyle verinin tamamını training için, eğitim için kullanamıyoruz. Şimdi çok büyük sayıdaki, büyüklükteki verilere ulaştığımız zaman bu bir problem olmayabilir. Ancak elde ettiğimiz veri sayısı, veri setin büyüklüğü sınırlıysa veri setin bir kısmını test veri seti olarak ayırmak ya da test datası olarak ayırmak aslında eğitim datasının bir miktar küçülmesine ve modelin güçlü ve sağlıklı bir şekilde eğitilememesine neden olabilir. Bu çerçevede diğer bir yöntem ise leave one out cross validation'dır. Bu nasıl çalışma mantığı çok basittir. Veri setindeki işte en sayıdaki örneğin en eksi birini eğitim veri seti olarak kullanır. Geri kalan tek veri setinde test veri seti olarak ele alabiliriz. Mantığı şöyle çalışır. Tabi bu iteratif bir süreçtir. Bir veri setimiz var. Örneğin 100 gözlemlik. Bunun içerisinden biz bir tanesini seçiyoruz. Geriye en eksi bir veri seti kalıyor. Yani 99. Bu 99 gözlemi biz algoritma modeli eğitmek için kullanıyoruz. Geri kalan o bir gözlemlik veri setini test etmek için kullanıyoruz. Bu birinci iterasyon. Bundan sonraki iterasyonlarda başka bir diğer bir gözlemi seçeceğiz ve onun dışında geri kalan 99 tanesini eğitim amaçlı kullanacağız ve diğerini seçtiğimiz test amaçlı kullanacağız. Bu süreç tabii gözlem büyüklüğü kadar devam eder. 100 iterasyon sürecektir bu ve bu neticesinde tüm test verilerine elde edilen sonuçların ortalaması alınır ve bu sayede modelin geçerliliği ve iyiliği belirlenebilir. Bakın burada da bir görselde örneklendirilmiş. Maviler test dataları ve sarılar training dataları her seferinde bir gözleme test datası olarak ayırıyoruz. Şimdi bunun nasıl bir avantajı var? Her koşulda test datamız mevcut veri setin çok büyük bir kısmını içeriyor. Ve bu anlamda modeli algoritma eğitme sürecinde oldukça güçlü bir yapıya sahip oluyoruz. Özellikle çok büyük veri setlerine, çok büyüklükteki yani büyük veri setlerine ulaşamadığımız durumlarda veri setin %20'sini, %30'unu test datasına ayırdığımızda eğitim datamızda ciddi bir kayıp olabilir ve modeli iyi eğitemeyebiliriz. O gibi durumlarda çok efektif bir yöntem. Ama tabii ki de veri setin büyüklüğüne dayalı olarak da bu iteratif süreçler çok uzun sürecektir. Gözlem sayısı kadar, yani veri sayısı kadar iterasyon devam edecek. Örneğin burada da bir kere de şöyle örneklendirelim. A, B, C, D, E şeklinde bir veri kümemiz olsun. İlk iterasyonda A'yı dışarıda tutup geri kalanlarla eğitiyoruz. A ile test ediyoruz. İkinci iterasyonda B'yi dışarı alıp geri kalanlarla eğitiyoruz. Üçüncü iterasyonda C'yi, D'yi bu şekilde devam ediyor ve en sonunda hepsinin ortalamasını alıyoruz. Dediğim gibi efektif bir yaklaşım ancak büyük veri setlerinde çok zaman alıcı olabilir. Ama veri setiniz büyük değilse, örneğin tıp alanında herhangi bir hastalığın teşhisine kullanacak bir algoritmayı düşünelim. Çok büyük bir veri setiniz yoksa, veri setinizin %20'sini, %30'unu test datası olarak ayırdığınızda algoritmanızı çok sağlıklı eğitemeyeceğinizi düşünüyorsanız, geri kalan eğitim veri seti hem büyüklük hem heterojenlik açısından çok güçlü değilse,
bu çerçevede bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, uzun sürecek bir işlemdir ama burada sürecin uzun sürmesi tolere edilebilecek bir işlemdir. Çünkü sonucunda önemli bir hastalığın teşhisini yapacak bir algoritma ve iyi eğitilmesi gerekiyor. Yani bu örnekte ilk olarak ele aldığımız seçkisiz ayırma yöntemine dayalı olarak bu yöntem daha doğru bir seçim olacaktır. Bu yöntem, bir diğer yöntem ise K-float fault cross validation diye geçer. Bu aslında fault dediği alt kümeler. K sayıda bir takım alt kümeleri ayırıyor ve akabinde her bir alt küme sırasıyla test seti olarak kullanırken kalan kısımlar eğitim veri seti olarak kullanılıyor. Örneğin birden 10'a kadar değerleştirilen bir veri kümemiz olduğunu düşünelim. Bunu biz 5 alt boyuta ayıralım, alt kümeye. 5 alt kümeye ayırdığımız zaman her bir alt kümede, yani her bir iterasyonda test seti için iki tane eleman seçmemiz gerekiyor. Birinci iterasyonda ilk iki gözlemi test seti olarak kullanıp geri kalanları da algoritmaya eğitiriz. İkinci iterasyonda 3-4'ü test seti olarak ayırıp geri kalanlarla algoritmayı eğitiriz ve test setini test amaçlı kullanırız. Üçüncü iterasyonda yine 5-6'yı alıp geri kalanıyla algoritma modeli eğitiriz. Bu şekilde süreç devam eder. Buradaki ayırdığımız alt küme sayısı kadar iterasyon olacaktır. Bir önceki yöntemden farklılığı şudur. Bir önceki yöntemde her seferinde test seti için tek bir gözlem seçiyorduk ve bu çok uzun sürebiliyordu. Bu anlamda belirlediğimiz alt küme sayısına dayalı olarak bu iterasyon süreçleri biraz daha kısa sürmektedir. Diğer çerçevede mantalitesi birbirine benzemektedir. Test setlerinden elde edilen sonuçların ortalaması alınarak modelin genel geçerliliği ve etkinliği belirlenebilir. Bunların dışında da başka yöntemler de var. Ancak ana hatları bu üç yöntemi kısaca özetlemek istedim.